yapmış bunu? Hastanede biri iğne oyası yapmış. Revir'de dikey vereydi doktor. Ne diye buraya getirdiniz? Bu saatte Revir'de doktor ne arar abla? Ameliyathaneye götürün. Ben Revir'de doktora haber vereyim. Kemal'in... oğlum. Ana. Ah, anan kurban olsun sana. Geçmiş olsun. Nasılsın Kemal abi? İyiyim. İyiyim. Doktor bey dedi ki bıçak kötü bir yere gelmemiş Allah'tan dedi. Talih'in yaver gitmiş Kemal abi. Talih'miş. Böyle talih düşman başına. Bak, hapishanede bile rahat vermediler Kemal'ime. Ama biliyorum be. O güllü karısının babası yaptırdı bunu sana değil mi? Bilmiyorum. Ah be oğlum. Bunda bilmeyecek ne var? Başka kimin seninle alıp veremediği var ki? Bilmiyorum dedim ya ana. Sen hala o kızı koruyorsun ha. Benim kimseyi koruduğum falan yok. Vakit tamam teyze, çıkın artık. Geçmiş olsun Kemal. Sağ olasın usta. Nasılsın? Yaraların nasıl? İyiyim çok şükür. Korkulacak bir şey yok dedi doktor. Çabucak iyileşirmiş. İnşallah, inşallah. Kemal, sana bunu yapan herifi sağdan soldan sordum biraz. Zaloğlu Ramazan'ın arkadaşıymış. Muzaffer Bey'in yeğeni mi? Evet. Bir iki kere hapishaneye herifi görmeye gitmiş Ramazan. Yani senin anlayacağın Cemşir'le Hamza'nın işi değil. Artık ne önemi var ki usta? Öyle ya da böyle ortadan kalkmamı istiyorlar işte. Bence önemli Kemal. Zaloğlu bunu yaptıracak kadar çaresizse Güllü ona yüz vermiyor. Evlenmek istemiyor demektir. Artık Güllü falan yok usta. Bu iş bitti. Hayır Kemal, bitmedi. Bırak bu kızı deyip dururdun usta. Şimdi ne oldu? Ne değiştik? Senin için gelip geçici bir heves zannediyordum. Ama anladım ki öyle değilmiş. Bak gör işte. Zenginlerin zevkleri parayla değil. Benim gibi fakirlerin gözyaşlarıyla satın alındı. Ben senin o pusulalarında çürüyorum. Hiç ağzından düşürmediğin o adalet. Nerede usta? Hak. Hukuk. Nerede? Allah adaleti ona sevene verir evladım. Benim tek istediğim. Senin o hapishaneden serseri, yıkılmış, kaybetmiş bir adam olarak çıkmaman. Biliyorum. Şimdi böyle konuşsan da gün gelecek intikamını almak isteyeceksin. İşte o gün geldiğinde ne onlar gibi zorbalığa başvur, ne de karşılarında ezilip büzül.
Senin için en iyisi onların karşısında hem güçlü hem de vicdanlı olarak durmaktır. Allah'a ısmarladık. Şimdi anlattığına göre bir arkadaşının kocası başka bir hanıma gönül düşürmüş. Arkadaşın da kocasına büyü yapıldığını düşünüyormuş. Buraya kadar doğru mu? Doğrudur Hafız Efendi. Peki bu arkadaşın çiftlikten beri olmasın sakın. Çiftlikte mi? Yok canım. Tövbe. Benim uzaktan bir akraba ya. Kadıncağız kocasının yüzünden yataklara düştü. Ya Hafız Efendi. Büyü falan yapamaz mıyız? Sus! Gafil! Günaha giriyorsun boyunla beraber. Ne demek? Ne demek? Büyü ne demek? Ben büyücü müyüm? Tılsımcı mıyım ki? Ben Allah'ın bir garip fani kuluyum. Bahadır. Tabii. Tabii Hafız Efendi. Ay ne yapayım ya? Ocağınıza düştüm işte. Zavallı kadıncağız kocasının yüzünden günden güne eridi. Yok mu bunun bir çaresi? Muhtacım işte size. Ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama. Dur, ağlama. Ne yapıp edip bir tutam kesecek ve bu çömçenin içinde yakacak. Yakacak. Evet. Ardından kocasının yemeğine kadık kayfesine bir tutam kül katacak. Katacak, evet. Bu adamın midesini bulandıracak. O saçı kesilen kadından tiksinecek ve dahi bir daha asla ısınmamak üzere soğutacak. Anladın mı? Anladım. Al bu çömçeyi. Allah razı olsun. Sevaba girdiniz, bilemezsiniz. Borcumuz ne kadar? Ne borcu? Bir gün ben de gelir çiftliğe, bir acı kahvenizi içerim. Ödeşmiş oluruz. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.